25 Eylül 2020 Cuma ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 2153, ölü sayısı 15. Dünya genelindeki vaka sayısı 32 milyon 420 bini aştı. Yaklaşık 24 milyon kişi iyileşti. Federal Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn artan enfeksiyon sayısı sebebiyle yurt dışına tatile gitmeme çağrısı yaptı. ARD ve ZDF yayınında konuştu bakan. Almanya'da tatile gidebilirsiniz dedi. Yaz aylarında yurt dışına tatile gidenler nedeniyle enfeksiyon sayılarında artış olmuştu. Sağlık Bakanlığı aynı şeylerin yaşanmasını istemiyor. Almanya'da bölgesel önlemler de sıklaştırılıyor ama Türkiye'de olduğu gibi sokakta maske mecburiyeti getirilmesi şimdilik gündemde değil. Sağlık Bakanı vakaların arttığı yerlerde yine bölgesel önlemler alınmasını ve kuralları ihlal edenlere de ağır cezalar getirilmesini öneriyor. Salgın başlangıcında maskelerin işe yarayıp yaramayacağı tartışılıyordu. Önce takmayın dediler, sonra takın dediler. Başlarda maske bile bulunmuyordu. Şimdi sorun yok. Maske her yerde var ama hepsi aynı standartta değil. Almanya'da askerler için sipariş edilen 10 milyon maske kusurlu çıktı. Daha önce de Çin'den alınan maskelerin %30'unda hataya rastlanmıştı. En iyi koruyanlar bu N95 olarak tabir edilen kalın olanlar. Ameliyat maskeleri o kadar olmasa da yine işe yarıyor. En zayıf koruma sağlayanlar da bez maskeler. Ayrıca maskelerin sürekli değiştirilmesi gerekiyor. Yani cebe koyup gezmemek gerekiyor. O durumda daha bile kötü olabilir. Yeniden vaka sayılarıyla yatıp kalkmaya başladık. Ama test sayısı da artıyor. NRV Başbakanı Armin Laschet sadece vaka sayılarına bakmamalıyız dedi. Yoğun bakım ünitelerinin durumu, solunum cihazına bağlı olan hastaların sayısı, pozitif testin toplam test sayısına oranı izlenebilir enfeksiyon miktarı gibi birçok gösterge de çok önemli risk düzeyinin tespiti için. Laschet bu nedenle ülke genelinde bir trafik lambası sistemi uygulayalım diyor. Ona göre önlemler alınsın istiyor. Berlin'de örneğin vaka sayıları yükseliyor. Özellikle gençlerin 20-40 yaş grubunun virüse yakalanma oranı hızla arttı. Belediye Başkanı Müller Partilerin daha sıkı kontrol edilmesini istedi. Özel partilerin, işte doğum günlerinin, düğünlerin durum daha kötüye gitmeden daha öncesinden daha fazlasını yapmamız gerekir dedi. Mart ayındaki önlemler gelsin istemiyor kimse. Tabii bütün bunların ekonomik bir maliyeti de var. Bu maliyet de genelde dar gelirlilerin sırtına biniyor. Patronlar kendilerini bir şekilde kurtarıyor. 29 Eylül Salı günü. Ülke çapında uyarı grevi var. Verdi sendikası düzenleyecek. Sendikadan yapılan açıklamada toplu taşımada artan yolcu sayısına rağmen 20 senede 15 bin kişinin işten çıkarıldığı belirtildi. Çalışanların sırtında geçen 20 senelik kemer sıkma politikası sınıra ulaştı diyor sendika. Tren şirketi kar ediyor, zarar etmiyor. Otobüsler, trenler özellikle büyük şehirlerde tıka basa dolu. Hele ki iş saatlerinde, sabah ve akşam saatlerinde. Saatler arttırılabilir veya fiyatlar düşürülebilir ama yapılmıyor. Ne yapılıyor? Kar etmeye devam ediliyor. Salı günü toplu taşımaya güvenmeyin. Mutlaka bir alternatifiniz olsun. Aksi halde zor durumda kalabilirsiniz. Ancak grev yapıyorlar diye işçilere de kızmayın. Bir gün işimiz aksar belki ama uzun vadede bu hepimizin, tüm toplumun çıkarını olur. Aşırı sağ haberleriyle devam edelim. İçişleri Bakanı Z. Hofer. Aşırı sağcıların sembolü haline gelen... İmparatorluk Reich bayraklarının yasaklanmasını destekledi. Bu konu Aralık ayında yapılacak olan İçişleri Bakanları Konferansında da ele alınacak. Son olarak Baden-Württemberg bu bayrakları yasaklamak için harekete geçmişti. Bremen'de de Reich bayrağı ile gösteri yapmak zaten yasak. Sembolleri yasaklamak tabii ki iyi bir uygulama ama Bence biraz yanlış noktaya odaklanıyoruz yani bu tek başına yeterli değil. Çünkü yasaklarsanız başka bir sembol bulabilirler. Tişört giyiyorlar, onun üzerine ceket, işte tam ortasında SS görünüyor. Ayakkabılarını bağlama şekilleri bile gösteriyor bunların aşırı sağcı olduğunu. Dıştan ziyade aslında içten bilgiye ihtiyaç var. Neden insanlar böyle oluyor? O da gelmiyor maalesef. Çünkü istihbaratın aşırı sağ konusundaki çalışmaları çok parlak değil. Bu arada askeri istihbarat servisi başkanı önümüzdeki aydan itibaren görevden alınıyor Almanya'da. Bu servis Alman ordusunda 700'ün üzerinde zamlının aşırı sağ ile bağlantılı en azından sempatizan boyutunda olduğunu tespit etmişti. Artık gerçek sayı neyse 700 yeterli görülmedi ki görevden alındı galiba. Bazı şeylerin üstünü kapatınca yokmuş gibi yapınca sanki bu şeyler yok oluyor diye düşünenler var ama tam tersine üstüne gittikçe deşifre ettikçe yok edersiniz. Son dönemde kilise bu konuda adımlar atıyor. Eskiden cinsel taciz vakalarının üstü örtülürdü. Yokmuş gibi yapılırdı. Katolik Kilisesi geçen sene bu konunun ciddiyetini açıklayan bir rapor yayınladı. 1946-2014 arasında en az 3677 çocuğun cinsel istismara uğradığını ve 1670 papazın da bu suçlara karıştığını kilise açıkladı. 1 Ocak 2020'den itibaren papazların cinsel tacizine uğrayan mağdurlara 50 bin avroya kadar tazminat ödemesi yapılacak. İnsan hakları savunucuları bu miktarı az buluyor. En az 100 bin avro tazminat ödenmesini istiyorlar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de konuştu. Dünyanın korona salgını konusunda başarısız olduğunu söyledi. 1 milyon kişinin öldüğü bu salgın işbirliği ve dayanışma eksikliğini gösterdi. İklim krizi de bu kadar düzensiz ele alınırsa en kötüsünün olmasından korkarım dedi. Bu arada İngiltere'de Çin'de Uygur Türklerinin yaşadığı Sincar özel bölgesinin Birleşmiş Milletler'e açılmasını istedi. Çin şimdi bu öneriyi veto eder. Birleşmiş Milletler'in çok saçma bir yapısı var. İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan 5 devlet güvenlik konseyinde daimi üye istedikleri gibi karar alabiliyorlar, veto edebiliyorlar. Diğer ülkeler bu tiyatroya neden katılıyor onu da bilmiyorum. Dünya Sağlık Örgütü de bugün bir açıklama yaptı. Grip aşısıyla ilgili uyarıda bulundu. Henüz yeterli grip aşısı siparişi vermeyen ülkelerin aşılama önceliğini bakıcılara ve yaşlılara vermesini istedi. Bir taraftan aşı karşıtları var ama bir taraftan da yeterli sayıda grip aşısı bulamayan insanlar var. Hollanda ile devam edelim. 24 saatteki vaka sayısı 2777 Hollanda'da. Salgın başından bu yana görülen en yüksek günlük vakalara ulaşıldı. Şu anda virüsün seyri Mart ile aynı. Ancak alıştığımız için biz gelişmeyi fark etmiyoruz. Ulusal Bakım Ağı Başkanı hastanelerdeki kabul sayısının da katlandığını söyledi. Durum ciddileşiyor. Daha katı önlemler alınmalı dedi. Hollanda hükümeti kriz nedeniyle işini kaybedenler için 1.4 milyarlık bir ek bütçe ayırdı. Bu kişilerin eğitim almaları ve yeni iş bulmaları konusunda da destek için harcanacak bu para işsizlik oranının önümüzdeki yıl %6.5'a yükselmesi bekleniyor. Bunun düşürülmesi isteniyor. Fransa'daki vaka sayısı 16.000'i gördü. Son 24 saatte 16.096. Paris'te devlet hastanelerinde korona nedeniyle ameliyatlar bile ertelenmeye başladı. Başbakan genel karantina uygulamak istemiyor. Ancak bunu önlemek için de sert tedbirler lazım. Hastanelerdeki doluluk oranı endişe verici noktalara ulaştı. Paris'te bir kişi sokakta dört kişiyi yaraladı bugün. Saldırının Charlie Hebdo dergisinin eski binasının yakınlarında olması akla terör saldırısı ihtimalini getirdi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. İngiltere'de de barlar ve restoranlar artık 22'de kapanacak. Yeni önlemler 6 ay sürecek. Uymayanlara ciddi para cezaları verilebilecek. Maliye Bakanlığı işçi çıkarmayan ve iş yerlerine destek vermek üzere yeni bir ekonomik program açıkladı. İngiltere'deki vakalar da her hafta ikiye katlanıyor. Avrupa'da en çok ölüm İngiltere'de görüldü. 41.902 kişi hayatını kaybetti bu ülkede. Bugün 25 Eylül. Büyük halk ozanımız Neşet Ertaş 8 sene önce bugün İzmir'de hayatını kaybetti. Bir dönem Berlin'de ve Köln'de de yaşamıştı. Bu açıdan daha da bizden biri saygıyla anıyoruz. Gençliğinde Ankara'da bir gazinoda sahne alıyordu. Burada Leyla adlı bir genç kızla tanıştı. Evlenmeye karar verdiler. Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş da büyük bir halk ozanıdır bilirsiniz. Ancak nedendir izin vermedi. Ben bu kızı kabul etmiyorum dedi. Hatta bir de türkü yaktı. Temiz ruhlu, saf kalplisin, şöhretsin. Hakkın vardır evlenmeye evladım. Mevlam sana yapanları kahretsin. Aslı bozuk alma dedim evladım. Neşet Ertaş buna çok bozuldu. Aslı bozuk demesine bozuldu. Türküyle cevap verdi. Ulu arıyorsan analar ulu. Sevmişiz biz onu, olmuşuz kulu. Analar insandır, biz insanoğlu. Aslı bozuk deme, gel şu insana. Muharrem Ertaş alttan almadı. Küsmedim, neşedim, kahrettim sana. Baban değil miydim, sormadın bana. Olan olmuş yavrum, ne diyeyim sana. Sen aklını yitirmişsin evladım dedi. Baba ile oğlun arası açıldı. Neşet Ertaş aşkından vazgeçmedi ve Leyla ile evlendi. Üç çocukları oldu. Ancak 10 sene sonra ayrıldılar. Tabii Neşet Ertaş bu. Karıncayı bile incitmez. Yazımı kışa çevirdin. Karlar yağdı başa Leyla'm. Viran oldu evim yurdum. Ne söylesem boşa Leyla'm dedi. Hiçbir şey söylemedi. Hiç kötü bir şey söylemedi. Ama hiç de unutmadı. Tatlı dillim güler yüzlüm. Eceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Bu da Leyla için yazıldı. Olan biten her şeyi yazdı aslında şu dizeler özetliyor. Cahildim, dünyanın rengine kandım. Hayale aldandım, boşuna yandım. Seni ilelebet benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim, zehirim sensin. Evelim sen oldun, ahirim sensin. Neşet Ertaş vasiyeti üzerine ustasının babasının ayak ucuna defnedildi. Allah rahmet eylesin nur içinde yatsınlar. Ne mutlu bize onlarla aynı çağa denk geldik. Aynı dili konuştuk. Kimseye minnet etmeyen dürüst namuslu insanlar biraz feyza alsak. Yalandan yüzümüze gülen dünyada bize yeter ve artar bile. Hoşçakalın.